Manşet izleyenleri, bir hafta sonu da Zeyhet Hocam'la birlikteyiz stüdyomuzda. Sizlerle bu haftanın oynanan karşılaşmalarına göz gezdirerek yorumlarını yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki. Hocam biz yine U15'lerle yorumlarımıza başlayalım. U15'lerde 4. haftayı geride bıraktık. Toplu sonuçlarına başlayalım. Buyurun. Peki sevgili Zeki, 4. hafta sonunda haftanın başında Gönel Tayfun deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0'la geçerek şampiyonluk yarışında bir yerde rakipsiz kaldı diyebilirim. Gönel Tayfun çok büyük bir zafere imza attı. Gönel Tayfunlu gençleri yürekten kutluyorum. Takipçisi Gençler Birliği Eğitim Gönel Belediye 2-0'la geçerken buradan Gönel Tayfun'a mesaj çekti. Senin peşini bırakmayacağım dedi. Burada çok çekişmeli bir karşılaşmaydı ama Susurluk Gençler Birliği Eğitim daha organize oynayarak haklı bir galibiyet aldı. Puanı bulunmayan Gönel Karşıyaka ise haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirdi. Sevgili. Evet hocam. O zaman biz hemen lider Tayfun Spor'un Bandırma Spor'la oynadığı ve 4-0 kazandığı karşılaşmaya dönelim. Bloklar halinde yorum alalım. Peki sevgili Zeki. Bakıyorum maçtan sonuna kadar maçın kontrolü Tayfun Spor'un elindeydi. Bandırma Spor zaman zaman saman alevi gibi parladı. Ama tabii bu parlayış Bandırma Spor'a puan getirmeye yetmedi. Bandırma Spor'da kaleci egemeni gördüm. Belki çok teknik bir kaleci ama fiziki olarak yetersiz. Daha sonra hoca Bandırma Spor teknik kadrosu Veli'yi kaleye soktu. Veli'nin fiziği daha iyi egemene göre. Tabii taktik hocanındır. Bir hafta boyunca onlarla beraber oluyor. Veli'yi daha iyi kazanabilirler, Veli'yi işleyebilirler diye düşünüyorum. Sağ bek Serhat'ın çabuk, ayakları iyi demişim. Gerçekten çok çalışkan bir oyuncu fakat top ayağındayken mutlaka kafasını kaldırması lazım, oyunu görmesi lazım. Devamlı topa bakıyor, oyunu gören bir Serhat daha verimli olur diye düşünüyorum. Defansın en iyisi Tolga, 5 numara. Sezgileri iyi demişim Tolga için Bandırma Spor'da. Evet. 8 numara Furkan, Bandırma 15'te en beğendiğim adam. Çok güçlü, dikine oynamasını seviyor. Fakat daha takım oyununa henüz alışmış değil. Bu Furkan'a dikkat diyorum, iyi yerlere gelecek. Yine takım kaptanı Gökay çok akıllı, çok teknik. Fiziki güçlenmesini tamamlaması gerekiyor. Fizik olarak güçlendiğinde Gökay da gelecekte Türk futboluna Bandırma Spor'un armağan edeceği bir futbolcu olacaktır. O Gökay'ı alkışlıyorum. Çok iyi oyunu görüyor. Fakat biraz güçsüz. Düşünceleri çok çok iyi. Zamanla daha iyi bir Gökay izleyeceğimizi umuyorum. Santrafor Tunağan biraz çabuklaşmalı. Fiziğin hakkını vermeli demişim. Biraz tembel, top gelmeyince oyuna küsüyor. Topa doğru giden bir Tunağan da Bandırma Spor'da daha çok işler yapar diye düşünüyorum. Gelelim lider Gönel Tayfun Spor'a. Çok başarılı bir maç çıkardılar. Kalecinin hava toplarında iyi olduğunu söyleyebilmeliyim. 4 numara Ege geçen seneden üzerine koymuş. Fiziği mükemmel. Hatasız oynuyor. Arkadaşlarını yönetiyor. Çok sakin mizaçlı. Bu fizik mükemmelliğiyle defansa, takımına güven veriyor. Alihan 8 numara ne yaptığını bilen bir futbolcu. Ben en çok 11 numara futbolcularını beğendim. Ve aklımda Uğur olarak kalmış. Yanılıyorsam affetsinler. Takımın en iyisiydi. Soldan süper toplar getirdi. Bütün gollerde neredeyse Uğur vardı. Birinci golde ise süper bir dönüşte. Takımın oyunun ilk dakikalarına rahat bir nefes aldırdı. Ben Gönel Tayfun'u buradan yürekten kutluyorum. Ve Susurluk haricinde, Gençler Birliği Eğitim haricinde Gönel Tayfun'u zorlayacak takım olacağını zannetmiyorum. Hatta Gönel Tayfun'u şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum. Peki geçiyorsunuz. Evet hocam, U15'lerde bir önemli karşılaşma daha vardı. Susurluk Gençler Birliği ile Gönel Belediyespor arasında. Bu karşılaşmayı da Susurluk Gençler Birliği 2-0 kazandı. Bu karşılaşma dönelim, yorum alalım. Peki sevgili Zeki, Susurluk Gençler Birliği gerçekten çok kolej havası içerisinde. Çok komplike oynuyorlar. Bloklar birbirine yakın oynamaya çalışıyor. İşte orada Furkan Uğur demişim, teknik dönüşleri gayet iyi demişim. Defansın her hafta söylediğim gibi sap bel kemiği, vücudunu çok iyi kullanıyor. Daha çok zaman hoca izin verirse oyuna çıkma düşünceleri olmalı. Aslında oyuna da katılmalı, sadece duran toplar değil. Sarp'ı oyun içerisinde orta sahaya çıkışlarıyla da görmek istiyorum. Gelecek vadeden bir futbolcu. 3 numara Ahmet'i çok beğendim. Bilekleri çok iyi. Oyuna hücuma katılma düşüncesi çok iyi. Süper kulvarını çok iyi kullandı Bandırma Spor maçında. Süper de bir gol attı. Ahmet'i bu maçta alkışlıyorum bu düşüncelerinden dolayı.
En beğendiğim futbolculardan biri Furkan, 10 numara Furkan. İkinci golle süper döndü demişim. Dikine oynamayı seviyor. Yani Susurluk Gençler Birliği'de dikkatimi çeken en önemli isimlerden biri. Hakan, 5 numara Hakan, defans ağırlıklı bir adam. Orta sahada oynatılıyor. Çok güçlü, akıllı fakat biraz dönüşleri zayıf. İleride eğer bölgeye kalırlarsa Balıkesir'deki maçlarda Hakan'dan defansta da faydalanabilirler diye düşünüyorum. Bu hafta dikkatimi İsmail çekti. 7 numarası tek topa yatkın, duvar paslarında iyi, süper asistleri var demişim. Biraz devamlılık kazanmalı. Bu kerata da zaman zaman oyuna küsüyor. Can istediğimi oynuyor. İsmail'e dikkatliyorum. Beğendiğim Berkant'ın bileklerinin iyi olduğunu her zaman için söylüyorum ama Berkant daha iyi olmalı. Vatan da, santrafor Vatan da topa gitmeli diyorum. Ayağına top beklememeli diyorum. Yani çocukları ben gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Abartmıyorum. Bu çocuklar gelecek için büyük yetenek diyorum. Bu çocukları korumanın gerektiğine inanıyorum. Susurluk Gençler Birliği'ni almış olduğu anlamlı galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum. Gönen cephesine gelince kaleci Enes'i dikkatli bulmuşum. Yani iki tane gol yemesine rağmen maçtan kopmamış. Bunun dışında Emirhan'ın çalışkan olduğunu söylemeliyim. Eyüp'ün oyunu gören bir futbolcu olduğunu tespit etmişim. Eyüp oyunu görüyor demişim. Ahmet de inanmadığı yerlerde topa vurmamalı, inandığı yerlerde kaleye şut atmalı demişim. Tabii bu Gönen Belediye'nin de komplike bir takım olan Susurluk Gençler Birliği karşısında yapacağı fazla bir şey yoktu. Yani sabaha kadar oynasalar maçı yine Susurluk kazanır diye düşünüyorum. Yani Susurluk boş bir takım değil. Belki de Tayfun'un şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi bundan sonra. Özellikle ligin ikinci yarısında Susurluk Gençler Birliği olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz ilk yarının bitimine bir hafta kala 15'ler liginde puan cetveli bize ne diyor ona bir bakalım. Puan cetveli Gönen Tayfun maçları ilk yarı maçlarını tamamladı. 4'te 4 yaptı 12 puanla. İlk yarı lider bitirmeyi garantiledi. İlk yarının lideri Gönen Tayfun Spor. Şimdi ikinci takipçisi Susurluk Gençler Birliği eğitimin 6 puanı var. Son hafta maçını kazanacağını düşünecek olursak 9 puana çıkaracak. 3 puan geriden Tayfun'u izlemeye devam edecek. Bandırma Spor'un 3, Gönen Belediye'nin 3. Bandırma Spor ve Gönen Belediye'nin fazla bir şampiyonluk şansı olduğuna inanmıyorum. Çünkü maçların sayısı çok az. Ya Gönen Tayfun Spor şampiyon olacak ya da Susurluk Gençler Birliği Eğitim Spor. Hatta Tayfun Spor bu şampiyonluk konuda bir adım önde diyorum bu puan cetvene göre. Gönen Karşıyaka biliyorsun 3'te 3 mağlup olmuştu. Hiçbir şansı yok. Sadece bundan sonra formalite maçlarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz 15'ler liginde önümüzdeki hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor? Oraya bir bakalım. Peki, ilk yarının son hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak sevgili Zeki. Lider Gönen Tayfun son haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirecek. 4'te 4 yaptı ve ilk yarı maçlarını tamamladı. Gönen Karşıyaka Susurluk Gençler Birliği eğitimi ağırlayacak. Maçın banko favorisi Susurluk Gençler Birliği, normal şartlarda Susurluk. Karşıyaka'yı deplasmanda da yenebilecek güçte. Haftanın son maçı Gönen Belediye ile Bandırma Spor arasında oynanacak. Vallahi 3 ihtimalli bir maç olarak görüyorum. Gönen Belediye sağ ve seyirci avantajını kullanırsa Bandırma Spor'u yenebilir ama Bandırma Spor'un da her an için Gönen Belediye'ye sürpriz yapabileceği unutulmamalı diyorum. Evet hocam, bu liglerde her zaman her şey olabiliyor. Onun için garanti diye bir şey söz konusu. Temkinli konuşmak gerekiyor evet. Bu maçlar için. Evet hocam, biz U15'ler Gençler Ligi'ni böylelikle noktaladıktan sonra sıra geldi U19 Gençler Ligi'ne. Biz bu hafta oynanan U19 Gençler Ligi'de haftanın maçlarının yorumuyla başlayalım. Peki sevgili Zeki, U19 Gençler Ligi'nde bu hafta 5. hafta maçları oynandı. Haftanın başında Bandırma Spor büyük bir başarıya imza atarak deplasmanda şampiyonluktaki en büyük rakibi Gönen Belediye Spor 2-0'la geçti ve büyük bir avantaj sağlamış oldu ikinci yarıdaki maçlar için. Yani Bandırma Spor şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti bu maçın sonucuyla birlikte. Haftanın sürpriz sonucu Manyas'tan geldi. Etispor geçen hafta 6-0'la uğurladı Susurluk Spor maçından sonra Manyas deplasmanından 6 gol yemesi düşündürücüydü. Ya 6-0'ın sarhoşluğu etkisi altında kaldılar ya da Manyas gençleri bilendi. Geçen hafta 6 gol yemelere rağmen Manyas'ta iyi topçuları var demiştim. Herhalde bunlar bilenmiş olacaklar ki faturayı Etispor'a kestiler. Ve Etispor'u 6-1'le uğurladılar. Buradan Manyas Belediye gençlerini yürekten tebrik ediyorum. Susurluk da sanayi ligden çekilmiş olduğu için haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle tamamladı.
Böylece puanını 6'ya çıkarmış oldu. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz o zaman U19 Gençler Ligi'nde ilk yarıyı noktaladık. Zirvede ne diyor? Puan cetveli tabanda ne diyor düşme hattında? Onu peki ilk yarı itibariyle Bandırma Spor ilk yarı lider tamamladı. Öncelikle Bandırma Spor, buradan yürekten alkışlıyorum. 5'te 5 yaptılar. 19 gol attılar, hiç gol yemediler. Büyük bir başarıdır bu lige göre. Gönen Belediye tek yenilgisini Bandırma Spor'dan aldı. 12 puanda kaldı ama aradaki 3 puan Gönen Belediye'nin bütün hesapları, artık ikinci yarıdaki tüm maçlarını kazanmak. İşi Bandırma'daki rövanşa bıraktılar. Gönen Belediye'nin şansı var ama tabii Bandırma Spor'a göre çok daha az. Etispor avarajla 3. sırada 6 puan, Susurluk 6 puan, Manyas Belediye 6 puan. Bu 3 takım Etispor, Susurluk Spor, Manyas Belediye bundan sonra formalite maçları çıkacaklar. Sezon başında ligden çekilen Sanayi Spor zaten küme düşmesi kesinleşmişti. Önümüzdeki sene Sanayi Spor Gençler Ligi'nin ikinci küme Gençler Ligi'nde yer alacak. Diğer evet. Takımların herhangi bir düşme tehlikesi bulunmuyor. Evet, teşekkür ederim. O zaman hocam ikincilik U19'daki içi devre ne zaman başlayacak? Bunu biliyor muyuz? Vallahi onu araştırdım. Balıkesir ASKF'den fikstür var ama fikstürde tarih belirlenmemiş. Çok ilginç. Önümüzdeki hafta da başlayabilir sahalar. Ligin maç trafiğine göre sanırım. Sahaların maç durumuna göre ayarlanacaktır. Evet. Bir hafta ara da verilebilir. Bunun hakkında Salı Çarşamba günü kesin bilgi alırız diye düşünüyorum sevgili Zeki. Evet. Gençler Ligi'nde ilk yarı panoramasını da hazırladınız. Buradan bir tüy alalım sizden. Valla çocukların heyecanını ben öldürmeyeyim. Onlar da merakla bekliyorlardır. Acaba karmaya girebilir mi? Acaba işte göz doldurdum mu? Acaba ilk yarı futbolcu seçildi mi? O merakları saklı kalsın. Ben sadece ilk yarı futbolcusu olarak bir isim vereyim. Gönen Belediyespor'dan Gökhan. Bu futbolcu ilk yarının A takımda da, Gönen Belediye A takımda da oyuna giriyormuş evet. Sonunda. İlk yarı futbolcusu Bandırma Manşet'e göre, bize göre Gökhan Gönen Belediye Spor'u. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle Gençler Ligi'mizde yorumlarımızı noktaladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.